Fujifilm Antalya Showroom'dan herkese merhabalar. Ben Ümit. Bugün sizlere farklı bir video çıkartacağız. Daha doğrusu farklı bir video çekeceğiz demeliyim. Normalde makina ve ürünlerle alakalı bir video çıkartıyoruz. Fakat bu sefer şöyle bir şey yapalım dedik. Fujifilm Türkiye'nin Instagram hesabından merak ettiklerinizle alakalı bir post paylaştık ve oradan gelen soruları yanıtlayalım dedik. Eğer ilginizi çekerse belirli aralıklarla, hatta kısa aralıklarla olmasını istiyoruz. Böyle videolar çekeceğiz. İlk sorumuzdan başlıyoruz. İlk sorumuz neymiş? X-H2S ön ayarda olmayan nesnenin takibi için hangi netleme ayarı seçilmeli? Şimdi burada fotoğraf mı video mu çekeceğimiz çok önemli. Öncelikle video ayarından bahsedeyim. Video ayarına getirdiğimiz zaman makinamızın sağ alt kısmında, yani karşıya çevirdiğimizde sağ alt kısmındaki noktaya bastığımız zaman manuel focus, continuous focus ve tek AF geliyor. Burada continuous focus'a, yani AF-C'yi alıyoruz öncelikle. Daha sonra AF tipine gelip değişken AF'yi seçtiğimiz zaman ekrandaki kare neredeyse orayı takip ediyor. Fakat fotoğraf moduna geldiğimiz zaman ise daha farklı bir işlem yapıyoruz. Yine aynı şekilde makinamızın ön kısmına basıp AF-C'yi getiriyoruz. Daha sonra AF tipinden karşımıza 4 tane seçenek çıkıyor. Tek nokta, bölge, geniş izleme, tümü. Burada geniş izlemeyi seçiyoruz. Geniş izlemeyi seçtiğimiz zaman kare çıkıyor ve biz yarım deklanşörü basıp netliğimizi verdikten sonra makineyi hareket ettirebiliriz veya objeyi hareket edebilir. Hiçbir şekilde netliği kaçırmadan fotoğrafımızı çekebiliyoruz. Geldik ikinci sorumuza. Ne demiş arkadaşlar ikinci soruda? Ücretsiz eğitim kursu tarihi. Şimdi ücretsiz eğitim kursu olarak verdiğimiz iki türlü eğitimimiz var. Fotoğraf makinesindeki fotoğraf özellikleri, hatta Ankara'dan Hazar arkadaşımız veriyor. Video özelliklerinde İstanbul'dan Mehmet Akif arkadaşımız veriyor. Bunlar için belirli bir tarihimiz yok. Yani Eylül'ün 30'u gibi bir şey diyemiyorum. Burada en sağlıklı yapacağınız şu: Fujifilm Shop'a giriyorsunuz. Oradan eğitimler sekmesine geldiğiniz zaman ücretsiz eğitimlerde göreceksiniz. Fotoğraf ve video eğitimleri vardır. Bu kayıtlar genelde 10 gün, 15 gün önceden açılıyor. Zaten Instagram post olarak da paylaşıyoruz. Yaklaşık 100 kişilik bir kontenjanı var. Çok çabuk doluyor. Ara ara bakmanızı öneririm. Dediğim gibi Instagram postundan da zaten rahatlıkla görebilirsiniz. Geldik 3. soruya. Neymiş 3. sorumuz? Fujifilm X-Bayonet protokolünü 3. parti şirketleri açmaya devam edecek mi? Bildiğim kadarıyla açmaya devam edecek. Bundan birkaç yıl öncesine kadar bu konuda talep çok fazlaydı. Çok da açılmamıştı ama bildiğim kadarıyla şu an hangi firmalar açıldı? Cosina, Sigma, Tamron ve Tokina lenslerde otofokuslu bir şekilde 3. parti lensleri kullanabiliyorsunuz. Unutmadan son bir marka daha var aklıma gelen, Viltrox lensleri de kullanabilirsiniz. Geldik XT200 olan bir soru. XT200 bu aralar çok sattığımız bir makine. XT200'ün gimbal uyumu var mıdır? Şimdi burada şöyle bir yanılgıya düşüyoruz aslında. Yani bunu XT200 üzerinde söylemeyeceğim. Fotoğraf makinenin gimbal uyumu olmaz. Şu yüzden olmaz. Biz aslında fotoğraf makinesini alıyoruz ve onun dışında aldığımız her şey aksesuardır. O aksesuarın aldığımız makineyle uyumlu olması gerekiyor. Yani atıyorum, bu X marka bir gimbal olabilir, DJI olabilir, Zhiyun olabilir, başka marka olabilir, hiç önemli değil. Orada üreticinin, yani DJI'nin veya diğer markanın her neyse, işte gimbal üreticilerinin aslında fotoğraf makinesine uyumlu bir gimbal üretmeleri gerekiyor. Ama bunu XT200 özelinde düşünecek olursak, amacımız taşımaksa taşımak için var. Bildiğim kadarıyla Zhiyun'un Weeble S modeliyle çok rahat taşıyabiliyoruz. Fakat kayda girsin, ayarlar üzerinden yapayım gibi bir isteğiniz varsa henüz öyle bir seçenek yok. Dediğim gibi buradaki durum üreticiyle alakalı, yani fotoğraf makinesiyle alakalı değil aslında, markasıyla, daha çok gimbal üreticisiyle alakalı bir durum. Bir diğer sorumuzsa, Fujifilm ile 4K ağır çekim için en iyi ayarlar nedir? H265 ile H264 arasındaki farklar nedir? Şimdi aslında bu soru başlı başına bir video çekilmesi gereken bir soru. O yüzden olabildiğince paket halinde daha anlaşılabilir, daha kısa anlatacağım diyeyim. Eğer şimdi 4K videolarda slow motion çekmek istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Ya X-H2S alırsınız, 4K 120fps slow motion alır, çekebilirsiniz direkt. Ya da işte X-T3 olabilir,
X-T4 olabilir. Bu aletlerle 4K 60 FPS çekip bunu daha sonra post production kısmı dediğimiz, yani işte kullandığınız video programlarıyla 4K 30 FPS'e düşürdüğünüz zaman 2 kat yavaşlatabilirsiniz. Diğer bir soru, aynı soru içerisinde olan H265 ile H264 arasındaki fark. Yine en basit haliyle anlatayım. Eğer çektiğiniz videoda renk yapmak istiyorsunuz, tonlamaları doğru vermek istiyorsunuz, koyu açık alanlarda düzenlemeler yapmak istiyorsanız H265 çekmeniz gerekiyor. Ama çektiğiniz videoyu çok posta girmeden direkt olduğu gibi servis edecekseniz, direkt sadece kesip biçecekseniz H264 çekmeniz daha sağlıklı. Ama ikisinin arasındaki asıl fark şu, H265 ile H264 arasında birkaç milyar renk var yanlış hatırlamıyorsam. Biri 8 bit, biri 10 bit oluyor bunların genellikle. Birkaç milyar renk oluyor ve işte asıl orada düzenleme kısmında, post kısmında bu devreye giriyor. Fakat son zamanlarda H2S modelimizle beraber hayatımıza bir de Apple ProRes diye bir sistem kayıt şekli girmeye başladı. Apple ProRes'in artıları şu, H265'te alabildiğiniz renkleri neredeyse tamamını alabiliyorsunuz. Hatta bildiğim kadarıyla birebir alabiliyorsunuz. Ekstradan makinenizde hiçbir takılma olmuyor. Yani H265'ler çok sıkıştırılmış bir format olduğu için, aslında hatta fotoğraf makineleri veya video kameralar için değil de daha çok canlı yayınlarda kullanılması için de yani yapılmış bir kodek olduğu için biraz zorluyor kullanıcıları düzenlerken. Özellikle Premiere'i düzenlerken yanlış bilmiyorsam proxy'ye alıyoruz. Düzenledikten sonra tekrar eski haline getiriyoruz ama Apple ProRes kayıtta bunu yapmanıza gerek yok. İsterseniz 10 yıllık bir bilgisayarınız olsun, 5 yıllık bilgisayarınız olsun yine çok rahatlıkla düzenleme yapabiliyorsunuz. Çünkü akıcı bir şekilde video gidiyor. Bu da ne fayda sağlıyor bize? H265'te çektiğimiz bir videoyu örnek veriyorum 3 saatte düzenleyebiliyorken Apple ProRes'te çektiğimiz videoyu 1 saat, 1,5 saat gibi bir süre düzenleyebiliyoruz. Yani vakit kazanıyoruz. Bu da bizim yaratıcılığımız, yani o arta kalan kısımda video üzerinde yaratıcılığımızı arttırıyor. Umarım yeterli olmuştur. Ama bununla alakalı aklınıza takılan sorular varsa dediğim gibi özellikle sadece bunun için bir video çekebiliriz. Geldik 6. soruya. En sevdiğim sorulardan biri. Keyif aldığım size sorulardan biri diyeyim. Samanyolu ve yıldız fotoğrafları çekmek için en uygun lens hangisidir? 16-80 ile Samanyolu çekebilir miyim? Şimdi Samanyolu ve yıldız fotoğrafları çekmek için spesifik bir lens söyleyemem. Yani şu lensle çekebilirsiniz diyemem. Hemen hemen her lensle aslında çekebiliyorsunuz. Bunu telelerle de yapabilirsiniz. Yani Samanyolu'da nereyi fotoğraflamak istediğinize bağlı olarak değişiyor. Fakat benim genellikle tercih ettiğim F1.4 ile 4 diyafram arasındaki lensler oluyor. Hatta geniş açı olarak F1.4 ve 4 diyafram arasındaki lensler oluyor. Prime lenslerden bahsedecek olursak ne diyebilirim? 14mm 2.8 diyebilirim, 16mm 1.4, 18mm 1.4, 23mm 1.4 diyebilirim. Yine aynı şekilde 23mm'nin F2'si var, 16mm'nin F2.8'i var. Bunlar işinizi görecektir. 16-80'de de 16mm aslında geniş bir açıya geliyor. F4 ile yine çekim yapabilirsiniz. Zoom yapan lenslerden 10-24 F4 olabilir. Sizin ISO'yu biraz arttırmanız gerekebilir F4 lenslerde. 8-16 2.8 olabilir. Yine 18-55 2.8'de bile rahatlıkla çekebilirsiniz. Kaçın sorudayız bilmiyorum artık. Hızı aldık gidiyoruz. Diğer sorumuz neymiş? Eski makineyi getir yenisini götür kampanyası yapılacak mı? Bu tür kampanyaları stok durumuna göre mevcut fiyat yapılanmamız ve en önemlisi Japonya'nın onayıyla gidiyor. Bildiğim kadarıyla XT10, XT20, XT1 ve XT2 kampanyalarında hala devam ediyor. Makinelerinde özür dilerim, hala devam ediyor. Yani elinizde bu 4 saydığım 4 makineden varsa showroom'larımızda gelip X sistem makinelerle veya GFX'le takasa girebilirsiniz. Aynı zamanda eğer full frame makineniz varsa full frame'lerde de orta format kampanyamız var. Orta format makine almak istiyorsanız eğer full frame makinenizi getirirseniz yardımcı olmak isteriz. Bunun için zaten mağazalarımızdaki arkadaşlarımız yardımcı olacaktır. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ne demişler? Hangi geniş açılı lensiniz vlog çekimi için daha uygun? Şimdi ilk etapta zoom yapan bir lensiniz varsa almak istiyorsanız 15-45 gibi bir lens kullanabilirsiniz. Yani 15 mm geniş bir açı hem size alacaktır hem arka planında rahatlıkla alacaktır. Yine uygun fiyatlı prime geniş açı denemek isterseniz, merak ederseniz 16 mm 2.8 olabilir. Daha ileri geçeceğim derseniz 16-1.4, 18-1.4 olabilir. Yine 16-80 olabilir. 16 mm'nin geniş açıda kendiniz de alabilirsiniz. Yeri geldiğinizde çevirip 80 mm alıp zoom'da yani etrafı da gösterebilirsiniz. Ama bence burada en iyi kararı siz verirsiniz. Onun için de şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Eğer bulunduğunuz şehirde showroomlarımızdan biri varsa oraya gidin, mutlaka arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. İsteğiniz lensi deneyip kendiniz karar verebilirsiniz. Geldik en çok sorulan sorulardan biri. Fujifilm kamera remote uygulaması ne zaman geliştirilecek?
İnanın bunu ben de bilmiyorum ama bununla alakalı sizlerden olan geri dönüşlerin tamamının farkındayız. Ve bunların hepsi Japonya'ya ivedilikle iletiliyor ki Japonya'da bu konuda oldukça hassas ve üzerine düşüyorlar. Sadece ne zaman daha iyi bir hale getirilecek bilmiyoruz. Biz de beklemedeyiz. Demiş ki soruyu soran arkadaş, farklı bir makine lens kullanmak için lens adaptörleri kullanacağımız lensin değerini etki eder mi? Şimdi biz bu soruları olduğu gibi direkt aldığımız için tam anlayamayabiliyorum. Ben anladığım şekilde söyleyeyim. Benim anladığım şu, benim Fujifilm marka bir fotoğraf makinem var ama farklı bir üreticinin kullandığı lensi kullanmak istiyorum. İşte Canon olabilir, Sony olabilir, Nikon olabilir. Onun lensini bu makinede kullanabilir miyim? Eğer kullandığınız lenslerde manuel fokus lenslerse uygun dönüştürücüleri bulup kullanabilirsiniz. Ama Canon ve Nikon özelinde konuşayım. Otofokuslu lens kullanmak istiyorsanız bildiğim kadarıyla Fringer markanın adaptörleri var. Onları daha önce biz kullandık. Hatta orta formatta bile kullandık. Onlarla kabul edilebilir sonuçlar elde edilebiliyor. Ama illaki fotoğraf makinesi üreticisinin ürettiği lensler kadar hızlı bir tepkime vermiyor, otofokusta kaçınmalar olabiliyor fakat kullanılabilir. Geldik 11. soruya. Sadece bir prime lens kullanmak zorunda olsaydınız hangi lensi kullanırdınız? Valla bu soruyu Fujifilm olarak cevaplayamam çünkü bu tamamen kişisel bir soru. Ben kendi özelinde söyleyeyim. Ben kullanacak olsaydım X serisinde 23 mm 1.4 kullanırdım. GFX serisinde ise 45 mm 2.8 kullanırdım. X'inde 35 mm'ye eşdeğer olduğunu biliyorsunuz zaten. 35 mm benim yanımda gezdirdiğim tek lensle çıkacaksam fotoğraf çekmeye, video çekmeye yanıma aldığım tek lensim oluyor. Çünkü konuyu istediğim genişlikte alabiliyorum. Ne çok geniş ne çok dar olabiliyor. Ve konuya istediğim gibi yaklaşabiliyorum. Ama dediğim gibi bu göreceli bir şey. Mesela 18-35 diyenler de olacaktır. Takyez lenslerden 18 mm'yle geniş açıp alıp 135 mm'yle de zoom alabilirler. Bu dediğim gibi tamamen göreceli bir şey. Hafıza kartını formatlamanın kısa bir yolu var mı? Şimdi bunu önce X-T4 üzerinde yapalım. X-T4'de X-H2S'den bir tane hafıza kartı çıkartıyorum. Şimdi genelde kartı formatlamak istediğimizde şöyle yapıyoruz biliyorsunuz. Makine açık, menüye giriyoruz. En alttaki seçeneklerden kullanıcı ayarları. Biçimlediğimizde kartımızı biçimleyebiliyoruz. Bunun bir kısa yolu daha var. X-T4, T3, X-S10'da yok bildiğim kadarıyla. X100 serisinde de var. Normal bir şekilde makinamız açıkken silme tuşunda 3 saniye parmağımızı basılı tutuyoruz ve daha sonra arkadaki tekerleğe basılı tutuyoruz. Basıp çekiyoruz ya da modelden modele değişiyor. Karşımıza direkt yuva seçeneği çıkıyor. Oradan seçip kartı formatlayabiliyoruz. Bu X-H2'de biraz daha farklı çünkü X-H2'de arka tekerleğin üstüne bastıramıyoruz. X-H2'de ise yine makinemiz açıkken menüye girmeden silme tuşuna parmağımızı basıltıyoruz ve bu sefer alt yön tuşuna 3 saniye basıyoruz. Bakın yine aynı şekilde biçimlendirme seçeneği geldi ve biçimlendirdik. Geldik son sorumuza. Benim en sevdiğim soru oldu hatta bu. Fotoğraflara ses kaydı ekleyebilir miyim? Şimdi öncelikle fotoğraflara neden ses kaydı eklediğimizden biraz bahsedeyim. Eğer çok seyahat eden biriyseniz, atıyorum yurt dışında bir yerlere gidiyorsunuz veya çok işte ülke içerisinde bir yerleri geziyorsunuz. Birilerinin fotoğrafını çektiniz, işte yolda geçen birinin portre fotoğrafını çektiniz veya işte bir yaşam fotoğrafı çektiniz. Öyle bir durumda bu kişi kimdi deyip adını soyadını not alabilirsiniz. Telefon numarasını not alabilirsiniz, adresini not alabilirsiniz. Bazen çektiğiniz fotoğrafı o kişiye hediye etmek, göndermek isteyebilirsiniz. Ama her zaman yanınızda kağıt kalem olmayabiliyor veya telefonunuza bunları yazma imkanınız olmayabiliyor. Böyle bir durumda ses kaydı çok işe yarıyor. Ya da basın fotoğrafıyla ilgileniyorsunuz. Bir olay çektiniz, işte bir yerde bir eylem oldu, bir spor müsabakası çektiniz ve onu çektikten sonra hemen onunla alakalı bir bilgi kaydetmek istiyorsunuz bunu unutmamak adına. Bu çok faydalı olabiliyor. Önceden çok üst segment makineler doluyordu ama şu an Fujifilm'in hemen hemen bütün makinelerinde var bu. Öncelikle fotoğrafı açıyoruz. Rastgele fotoğraf çekeyim. Çektik. Play tuşuna basıyoruz. Şu an X-H2S'de gösteriyorum bunu. Menüye girdiğiniz zaman yani fotoğraf açıkken menü tuşuna bastığınızda İkinci sayfada sesli not ayarı var. Bunu aç dediğimiz zaman bize şunu diyor. Kayıda başlamak için AF10 tuşuna basılı tutun. Yani fotoğrafını aç ve AF10 tuşuna parmağını basılı tut. 30 saniye boyunca şu an benim söylediğim her şeyi fotoğrafla aynı isimde kaydediyor. Ben bunu daha sonra bilgisayarımda rahatlıkla dinleyebiliyorum. Bunu bir de yanımızda bulunan X-T4 ile yapalım. X-T4'te ise yine aynı şekilde fotoğrafı açıyoruz. Menüye giriyoruz. Sesli bilgi kısmını aç diyoruz. Bu sefer de ön butonda yani ön çarkta parmağımızı basılı tutmamızı istiyor. Fotoğrafı açtık. Basılı tutuyoruz. Bakın yine başladı.
parmağım basılı kaldığı süre boyunca, yani 30 saniyelik süre boyunca kayıt alıyor. Bıraktığımda da kaydı yapmış oluyor. Bugün toplam 13 soruya cevap verdik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Kanalımıza buradan veya buradan abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına aklınıza takılan soruları yazın lütfen. Onlarla alakalı da içerik üretelim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.